Bugünkü konumuz yerli otomobil. Yerli otomobilimiz tanıtıldı. TOG tarafından geliştirilen, TOG tarafından, TOGG tarafından, Türk Otomobil Girişim Grubu tarafından adımı, ilk adımları atılan ve başlatılan girişimin sonuçları en azından konsept olarak tanıtıldı. Öncelikle birazcık yerli otomobil konusunu açmam lazım. Şu anda bir Hyundai i20'nin direksiyonunda oturuyorum. Bu otomobil yerli üretim bir otomobil. Ve ben, biliyorsunuzdur belki, izlemişsinizdir belki, bu tarz araçlarda yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı diye bitiririm açılış konuşmamı. Ve önemlidir bu otomobillerin Türkiye'de üretilmesi. Çünkü pek çok Türk insanına ekmek kapısı sağlarlar. Bu da çok önemli bizim gibi gelişmekte olan ülkeler açısından. Katma değeri vardır, fazladan katma değeri vardır. Burada TOG'un yaptıysa yerli markayı, Türk markasını tanıtmak. Türk markası bir Türk bir otomobil markasını tanıtmak. Otomotiv markalarımız var yerli. Karsan'ımız var, Tırsan'ımız var. Bunun gibi birkaç tane daha firmamız var. Ama otomobil markamız yok. Otomobil pazarında yer alacak bir markamız yok. Şöyle anlatmam lazım. Çünkü son bir haftayı neredeyse konseptlerin İtalya'dan gelmiş olmasıyla, kokpitteki bazı yazıların İngilizce olması ya da vesaire, bunun gibi belki zerzenişlerle geçirdim. Onları izleyerek, dinleyerek geçirdim. Bir tarafı savunmaya çalışmıyorum. Biz her şeyde 50-50 kutuplaşmak eğilimindeyiz son 15 yıldır. Daha doğrusu böyle yapılıyoruz. Kutuplaştırılıyoruz sürekli olarak. Böyle bir politika tercih ediliyor. Burada kutuplaşmasak da olur belki. Bunu savunmak zorunda kalmak istemiyorum çünkü. Savunma niyetinde de değilim. Ama bir otomobil binlerce parçadan üretilir ve bu parçalar bazı yerlerden gelebilirler. Önemli olan bir otomobilin hangi ülke ait olduğunun bilinmesidir. Yani otomobil listelenirken karşısında hangi bayrağın olacağı önemlidir ve bu otomobilin karşısında da Türk bayrağı olacak. Tabii ki yerlilik de çok önemli. Tabii ki fikri sınai haklarının neler içerdiği de çok önemli. Ama onlara birazdan değineceğiz. Bu otomobilin, Hyundai i20 bu otomobil ve Türkiye'de üretiliyor dediğim gibi. Bu otomobilin bazı parçaları Türk firmaları tarafından üretiliyor. Hiçbir yabancı girişimin olmadığı Türk firmaları tarafından üretiliyor. Mesela jantları CMS tarafından üretilmiş olabilir. Camları Şişe Cam tarafından üretilmiş olabilir. Bunların hepsi %100 Türk şirketlerdir. Ama bunun, bu parçaların kullanılması bu otomobili Türk otomobil haline getirmez. Nerede sorarsanız sorun, dünyanın neresi sorarsanız sorun, Hyundai i20 bir Güney Kore otomobildir. Bunun gibi bizim de bir Türk markamız olacak. Dünyanın neresinde sorarsanız sorun, bu otomobil Türk markasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nde üretilmiştir, geliştirilmiştir diyebileceğimiz bir marka olmasını bekliyorum. Umarım olur. Bakalım, göreceğiz. Elektrikli bir otomobil. Yerli üretimimiz. Marka henüz belli değil. TOG tarafından önümüzdeki yılın ortalarında belirlenecekmiş ve modellerin isimleri de belli değil. Elektrikli bir SUV. Kompakt sınıfı ait bir SUV ve yine elektrikli bir sedan. Yine kompakt sınıfı ait bir sedan tanıtıldı. İlk olarak tasarımları hoş gözüküyorlar. Pininfarina yapmış tasarımlarını. Tasarım konusunda herhalde en önde gelen markalardan bir tanesidir Pininfarina. Uzmanına bırakılmış iş. Bu çok önemli. Çünkü TOG'un girişimi önemli bir farklılığa sahip genel olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan bu tarz girişimlerin izlediği yol açısından. Kaynımın komşusu, amcaoğlumun dadısının dadısı, bilmem nesi falan yok orada. Orada bayağı bildiğiniz otomotiv konusunda uzman, otomotiv konusunda çok büyük markalarda, çok önemli konumlarda yer almış, görev almış insanlardan oluşan bir ekip var ve onlar geliştiriyorlar. Yani yoldan geçen herhangi birisi, ya ben geçen gün otomobil videosu izlemiştim, artık otomobil uzmanı sayılırım, otomobil girişiminde bulunayım diye bulunmamış. Yani böyle geliştirilmemiş, uzmanları tarafından, işi bilenler tarafından, işi bilenlere yaptırılmış gibi gözüküyor şu anda. Açıklananlar en azından bu yönde bir uygulama izlenildiğini gösteriyor. Umarım böyle de devam eder. Çünkü biraz daha yol var hala. Bugün tanıtılan konseptler sadece fikrin çizgisini göstermek açısından önemli. Ama daha içerik hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Üstünkörü şeyler söylendi. 500 kilometre menzilden bahsedildi mesela. Çok güzel bir menzil. İşimizi görecek, günlük hayatta yeterli olacak bir menzil. Ama iki tane versiyon, güç versiyonundan bahsediliyor. Tek motorlu olarak 200 beygir, çift motorlu olarak 400 beygir. O zaman tabii menzillerin nasıl sınıflanacağı da önemli. 500 kilometrelik tek menzil, iki farklı güç versiyonunda çok da yeterli bir bilgi olmadığı anlaşılıyor. Yani
teknik bilgiler açısından çok da fazla bir şeye sahip değiliz. Sadece bildiğimiz kendi ekosistemine sahip. Yani kendi bulut serverlarına sahip, bulut sunucularına sahip olan bir araç olacak ve kendi ekosistemi içerisinde otonom, 3. seviye otonoma kadar giden bazı sistemlere sahip olacak. Her tarafında bol bol dijital ekranlarıyla, LCD ekranlarıyla modern görünen bir otomobil olacak. İç mekanında da en azından bu uygulama sürecek. Bilmemiz gereken şeyler asıl bu otomobilin rot kolunun nereden geldiği ya da tasarımının nerede yapıldığı değil. Bilmemiz gereken şey teknolojisinin kim tarafından geliştirildiği. Bu çok önemli. Yazılım bize mi ait mesela? Bu çok önemli ama henüz en azından benim kulağıma gelmedi bunlarla ilgili bilgi. Sadece pilleri lisanslı olarak değil, kendi geliştirdiğimiz pilleri kendimizin üreteceği, Türkiye'de üretileceği açıklandı. Ve bununla da sınırlı kaldı aslında bakarsanız. Umarım pillerin termal yönetimi de, pillerin yönetimi de, pillerin şarj yönetimi de, elektrik motorlarının yönetimi de, tüm yazılımı da aracın Türkiye tarafından geliştirilir. En azından lisansları Türkiye'de olur. Kimin geliştirdiği çok önemli değil. Lisansları Türkiye'de olduğu sürece isterseniz Ay'dan gelen bir adam geliştirmiş olsun çok da bir şey fark etmeyecektir. Bizim elimizde olması çok çok önemli. Bu lisanslar en önemli olan şeydir. İlginç de bir söz verildi aslına bakarsanız ve çok önemli. Çünkü Türkiye'deki otomobil anlayışının hızlı bir şekilde yön değiştireceğini gösteren bir işaret bu. 2022'de piyasaya sunulduğunda Türkiye'de yaygın bir hızlı şarj şebekesinin olacağının sözü verildi bu otomobil için. Yani bu ne demektir? Yarın bir gün hepimiz bir elektrikli otomobil satın alıp kullanmaya başlayabiliriz. Böyle bir dönüşüme girdik demektir. Sunumda Togun CEO'su çok hoş bir benzetme yaptı. Telefonların geçirdiği dönüşümü şu anda otomobiller yaşıyor dedi. Yani zaten zamanında biz nasıl Nokia'ların peşinde koşuyorsak, Nokia'lara para döküyorsak, saçıyorsak ya da Motorola'lara para döküyorsak, saçıyorsak bugün o markaların hiçbiri ortada yoklar. Ne Nokia var ne Motorola var. Bugün Apple var, Samsung var, Huawei var vesaire vesaire çok farklı markalar var. Otomobilde bu dönüşümü yaşıyor. Yani bildiğimiz markalar yok olabilirler. Yerlerini dolduracak da yeni markalara ihtiyaç duyulabilir. Bu çok önemli çünkü emekleme çağındaki bir sektöre girdik aslında bakarsanız. Biz elektrikli otomobil sektörüne girdik. Otomobil sektörüne değil, elektrikli otomobil sektörüne girdik. Emekleme çağındaki bir sektör. Evet yol alanlar var ama yetişilmeyecek kadar da uzaklaşmadılar henüz. Bu sayede de gerçekten yetişme şansımız var. Umarım son dönemdeki genel her işi, işleyiş tarzımızla değil de dünyanın genel olarak gelişmekte gösterdiği tarzla bu işi hallederiz ve biz de onlara yetişiriz. Böylece benim belki kayırabileceğim bir otomobil olur. Yerli otomobil, yerli markamız, yerli mühendislerin emeği olan bir otomobil. Belki ufaktan, inceden, ufak tefek hoşgörülerim olabileceği, dediğim gibi kayırabileceğim bir otomobil haline gelir. Bilgilerimiz böyle. Bursa'da Gemlik'te kurulu bir tesiste üretilecek. 2022'de piyasaya sunulacak. Fiyatının makul olması için çok fazla teşvik var. Bunların ne kadarının son tüketiciye yansıyabileceği o gün muhtemelen görülecektir. Menzilini vesairesini söyledim ama önümüzde 2 yıl var. Bu 2 yılda tüm pil teknolojisi değişebilir. Tüm elektrikli motor teknolojisi değişebilir. Otonom sürüş teknolojileri değişebilir. Bunların hepsiyle birlikte de bu verilerin tamamı da değişir. Yani farazi bilgiler bunların tamamı. Değişimlere de ayak uydurulacak şekilde bir çalışma yapılmış. Bunların hepsini nasıl ayak uydurabilirsiniz bilmiyorum ama bunlara da uyulacak şekilde bir çalışma yapılmış. Göreceğiz hep beraber. Takipte olacağız artık bundan sonra. Yerli otomobilimiz ne durumdaymış, nerelere gidiyormuş, nerelere geliyormuş, kimlerle yarışabilecek durumda, kimlerle yarışamayacak durumda. Görürüz bakalım ne olacak, ne bitecek. Paylaşırım ben de sizinle. Bana haber geldikçe ben de size tabii ki aktaracağım. Kendine saklamayacağım, turşusunu kurmayacağım bu haberlerin. Hayırlı olsun o zaman hepimize. Bana da herhalde fazla bir şey söylemek düşmez. Bir sonraki testte karşılaştırma da her neyse ya da belki bunun gibi bir tanıtım videosunda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.